Formula 1'de sezonun ilk 4 yarışı geride kaldı ve McLaren takımı topladığı 69 puanla takımlar şampiyonasında 3. sırada yer alıyor. Bu takımın 2012 sezonundan sonraki en iyi sezon başlangıcıydı. Ancak Japonya Grand Prix'sinden sonra bu olumlu hava biraz olumsuza kaymışa benziyor. Takım bundan 6 ay önce Japonya'da net bir şekilde en hızlı ikinci araçken bu sezon yarış performansında Ferrari'nin gerisinde kaldı ve yarışta Sainz ve Leclerc, Lando Norris'i geriden başlamalarına rağmen geçmeyi başardı. Bunun sonucunda takım patronu Andrea Stella bazı aşil tendonlarının bu performansın sebepleri olduğunu söyledi. Peki McLaren takımı ne tür aşil tendonlarına sahip ve bu aşil tendonları yakın zamanda çözülebilir mi? Gelin bunlara birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce eğer videonun sonunda videomu beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlıyoruz. McLaren takımının aşil tendonları arasında en başta aracın düzlük hızı geliyor. Ancak düzlük hızının ben Mercedes kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Aslında düzlük hızı konusunda McLaren bazı tercihlerinin de kurbanı oluyor. Takım Arabistan'a ve Avustralya gibi aslında düzlük hızına da ihtiyaç duyulan pistlere yüksek downforce'u arka kanatlarını getirmişti. Çünkü takım düşük downforce'u arka kanadı getirirse ciddi anlamda rekabetçi olabileceği, belki de gridin en hızlısı olabileceği bazı viraj türlerinde o rekabetçiliğini kaybedeceğini bildiği için güçlü olduğu alanlarda güçlük almak için böyle bir tercihte bulunuyor. Eğer Mercedes gibi düşük downforce getirselerdi pistin her alanında zaman kaybeden bir takım haline geleceklerdi. Arabistan'a örnek vermek gerekirse McLaren 4, 5 ve 6. virajlarda gridin en hızlı takımıydı. Ancak bu onlara ikinci sektörde pahalıya patlamıştı ki Lando Norris uzun bir süre Lewis Hamilton'dan kopamamıştı. Yani takım yüksek hızlı virajlarda çok rekabetçi olup aynı zamanda düzlük hızında rekabetçi olamadığı için ikisi arasında bir tercih yapmak durumunda kalıyor ve genelde hem lastik kullanımının daha iyi olması için hem de aracın sürüş kabiliyetinin artması için yüksek downforce arka kanat konfigürasyonunu getirmeyi tercih ediyor. Takımın bir diğer sorunu da sürüş zorluğu. Zaten bu sürüş zorluğu diğer aşil tendonlarıyla bağlantılı bir şey. Araç genel olarak hem Ferrari'den hem de Red Bull'dan daha zor bir sürüşe sahip ve bu da pilotlarının özellikle tek turda sık bir şekilde hata yapmasına sebep oluyor. Biz bu hataları genelde Norris tarafında görüyoruz. Ancak Piastri'nin de Japonya'da bu hataları yaptığını görmüştük. Gerçekten araç sürmesi zor bir noktada ve maksimum bulmak gerçekten McLaren MSR 38'de çok zor. Tabii ki aracın sürüşünün zor olması aracın bazı zayıf yönlerinden kaynaklanıyor. İsterseniz bunların detaylarına birlikte bakalım. İlk olarak uzun süren virajlar McLaren'in en sevmediği tarzda virajlar. Arabistan'ın son sektörü veyahut da Japonya'daki U viraj gibi ya da Avustralya'nın sonundan bir önceki virajı gibi viraj tipleri McLaren'in en sevmediği tarzlar. Aslında aracın frenlemesinde çok büyük bir sorun yok. Ancak viraj ortasında direksiyonu çevirdiklerinde ve ne gaz ne de fren inputu girmedikleri bölgede McLaren aracı ciddi anlamda kendisini dışarıya doğru atmaya meyilli ve bu da onlara özellikle viraj çıkışlarında ciddi anlamda zaman kaybına sebep oluyor. Fark ettiğiniz üzere bahsettiğim 3 viraj tipi de biraz daha yavaş tarzı virajlar ki bu da McLaren'in bir diğer aşil tendonu oluyor. McLaren düşük hızlı virajlarda ki zaten düşük hızlı virajların aslında uzun süren virajlarla doğru bir orantısı var. Çünkü eğer düşük hızda dönüyorsanız virajda daha fazla zaman harcıyorsunuzdur. Bu tarz virajın içerisinde zaman harcamanız gereken pistlerde ve viraj tarzlarında McLaren'in ciddi anlamda zorlandığını görmüştük. Ancak hem yavaş olup hem de hızlı bir şekilde geçebildiğiniz şikan tarzı virajlarda McLaren geçen seneden daha iyi bir performans ortaya koydu. Ki biz bunu Japonya'nın son şikanında gördük. Yani Lando Norris boş depoda son şikanda çok iyi bir iş başararak pistin en hızlı ismi olmayı başarmıştı. Ama dolu depoya geldiğimizde yani o virajın da hızı dolu depoda haliyle azaldığı için bir anda McLaren'in bütün aşil tendonları yarış içerisinde ortaya çıktı. McLaren'in bir diğer sorunu da yine bu tarz düşük vitesli çıkılan virajlardaki çekişi. Aslında aracın çekişi geçen seneye göre daha iyi. McLaren takım patronu Andrea Stella bununla alakalı bir açıklama yapmıştı Bahreyn'den sonra. Arka aksta daha fazla yol tutuş olduğunu söylemişlerdi. Ki zaten bu olmasa takım Bahreyn'de de bu kadar rekabetçi olmazdı. Takım kesinlikle o konuda bir gelişme sağladı ama direkt rakipleri
Ferrari ve Red Bull'a göre bu noktada ciddi anlamda zaman kaybediyorlar ki zaten bunlara onboard görüntüler üzerinden değineceğim. McLaren yüksek hızlı virajlarda ve seri yön değişimlerinde gerçekten gridin en iyi araçlarından bir tanesi. Red Bull'a kafa tutabilecek kadar iyi ki Japonya'daki sıralama turlarında ilk sektörde Red Bull ile McLaren'i bindelik saniyeler ayırıyordu. Ki Verstappen'in son turuna kadar ilk sektörde en hızlı isim bütün seansta Lando Norris'ti. Bu da takımın güçlü yönünü bizlere gösteriyor. Yani düşük hızlı virajın olmadığı, uzun süren virajın fazla olmadığı pistlerde McLaren yine çok rekabetçi olacaktır. Ancak dolu depoda bu virajların hızı azaldığı için bir anda Ferrari onları yakalıyor, hatta geçiyor. Bu yüzden takımın dolu depoda da Ferrari'nin önünde kalmayı amaçlıyorlarsa biraz daha fazla marjör atması gerekiyor bu tarz yüksek hızlı virajlarda. Çünkü Ferrari'nin de farkı kapattığını gördük. Yani Ferrari yine yavaştı ilk sektörde McLaren'den ama yarış günü dolu depoda o fark kapatabilecekleri bir fark haline geldi ve bu sayede Ferrari Lando Norris'i iki aracıyla birden geçmeyi başardı. Videomun geri kalan kısmında onboard görüntüler üzerinden Ferrari ve McLaren araçlarını inceleyeceğiz. Çünkü bu iki araç aslında birbirinden çok fazla ayrılmadı bu tarz pistlerde. Ferrari'nin güçlü olduğu ve McLaren'in zayıf olduğu bölgeleri onboard görüntüler üzerinden şimdi işleyeceğim. Evet, şimdi onboard görüntüler üzerinden devam ediyoruz. Japonya'nın U virajı ve son şikanı ana konumuz olacak. Ferrari ve McLaren yarış boyunca arka arkaydı ve bu nedenle galiba herkesin dikkatini çeken en önemli farklılık iki takımın U virajı alma tarzlarıydı. Önce McLaren'e bakalım. McLaren görüldüğü üzere çok daha genişten alıyor U virajı ve direksiyonu olabildiğince az çevirmeye çalışıyor. Yine farklı bir gördüğünüz üzere direksiyon açısı bu şekilde. Birazdan Ferrari'yi de vereceğim ve daha sonra karşılaştırmalı olarak gideceğiz. Gördüğünüz üzere McLaren genelde içerideki kerpten kaçarak biraz daha geniş bir çizgiyle almaya çalışıyor bu virajı. Şimdi ise Ferrari'ye bakalım. Charles Leclerc'teyiz. Charles Leclerc gördüğünüz üzere kerplere çok daha yakın bir şekilde gidiyor ve direksiyon açısına dikkat etmenizi isteyeceğim. Tam tur çeviriyor Ferrari ile direksiyonunu. Bu bir önceki videolarımda Ferrari hangi alanlarda gelişti videomda bahsettiğim tarzda bir olaydı. Ferrari direksiyona daha fazla agresif açı verebiliyor McLaren'e oranla ve bu da tabii ki onlara, gördüğünüz üzere burada daha da derinden girmiş, daha fazla zaman kazandırıyor. Şimdi Ferrari ve McLaren'in bu virajı nasıl aldıklarına yan yana bakalım. Evet, şimdi göreceğiniz üzere Ferrari kerbe çok daha yakın bir şekilde giriyor. McLaren ise daha uzaktan giriyor. Ama asıl fark direksiyon açılarında oluşacak şimdi. Görüldüğü üzere Ferrari yine tam tur döndürüyorken direksiyonu, McLaren yakından bile geçemiyor. Çünkü McLaren'in video boyunca anlattığım gibi uzun süren, direksiyonu uzun süre çevirmeniz gereken virajlarda, yani gaz veya freni vermediğiniz anlarda aracın kendisini dışarıya doğru atma meyili var. Ve bu nedenle pilotlar daha düz bir açıyla çıkmak için aynı zamanda buraya, ki çekiş sorunu da aslında bu biraz gösteriyor bizlere, biraz viraj performansından feragat ediyor. Tekrardan başka bir görüntü üzerinden, başka turlar üzerinden gidelim. Yine benzer. Kerbe daha yakın olan taraf Ferrari. Kerpte daha uzaktan, daha uzak bir çizgiyi tercih eden McLaren. Ve burada görüldüğü üzere yine aynı benzer bir motif. Direksiyon açısı daha fazla olan Ferrari. Yine McLaren benzer bir şekilde daha az bir direksiyon açısıyla, ancak aracı daha düz çıkarma üzerine kurulu bir şekilde virajı dönüyor. Burası gerçekten çok güzel. Yani insanda bazen şans da olacak. Ben videolarımda McLaren'in çekişte zorlandığını, düşük hızlı virajlarda zorlandığını söylüyorum. Bazıları buna inanmıyor. Tabii saygı duyuyorum inanmayanlara. Ama galiba yani bazen de insanın şans olması gerekiyor. Lando Norris burada birazdan araca sövecek. İşte burada gaza oturmaya çalıştığında, ağır çekimden gidelim burada, McLaren'in yine kendisinin arkayı bırakmaya çok meyilli olduğunu görüyoruz. Ve bu da tabii ki Norris'e çok ciddi bir zaman kaybediyor. Şimdi Norris'in tepkisine bakmanızı rica edeceğim. Yani şu bölüme bakmanızı çok rica ediyorum. Norris düzlüğe geldikten sonra eliyle beraber direksiyona
ne yapıyorsun sen der gibi bakıyor. Gerçekten muhteşem bir. Yani çok iyi gerçekten denk geldi. İşte bakın nasıl kızıyor araca görüyorsunuz. Norris bunu yapıyor. Orta parmak çıkartmıştı da var araca daha önceden. Burada ise araca kızıyor. Çünkü Bahreyn'in son virajında da ki kendisi 3 tekerli bir araçla bile daha hızlı dönerim demişti orası için. Ya McLaren'in bu tarz virajlarda çekişte düşük vites çıkılan virajlarda zorluklar yaşadığının bence en net kanıtı bu görmüş olduğunuz Norris'in tepkisi. Yine başka bir yerden yine benzer bir motifi göstermek için sizlere aldım. Yine aynı şekilde gördüğünüz üzere yine direksiyon kendisini hafif de olsa bırakıyor. Ve toparlıyor Lando Norris. Şimdi ise Ferrari'deyiz, Charles Leclerc'teyiz. Burada ise çok daha sorunsuz bir gördüğünüz üzere hiçbir sorun yok. Yine burada Leclerc'in biraz sorun yaşadığı ama sorun şimdi McLaren'e göre çok daha küçük komik gelecek size belki. Evet bu yani hani sorun en fazla sorun bu. Gördüğünüz üzere iki aracın farklı tepkilerini bu şekilde görmüş olduk onboardlar üzerinden. McLaren U viraj gibi uzun zaman alan virajlarda ve şikan çıkışı gibi düşük vitesli çıkılan virajlarda direkt rakipleri Ferrari ve Red Bull'a göre yarış temposunda ciddi anlamda zaman kaybediyor. Peki McLaren bu aşil tendonlarını çözebilir mi? Yani her pistte çok çok hızlı bir araç haline gelebilir mi? Takım patronu Andrea Stella'ya göre zayıf yönlerini güçlü hale getirmeleri 12 aylarını alacak. Yani takımın 2025 sezonunda her pistte rekabetçi bir pakete sahip olma hedefi olduğunu görüyoruz. Ancak bu tabii ki 2024'te yatmaları anlamına gelmiyor. Çünkü bildiğiniz üzere takımlar 1 Ocak 2025'ten itibaren 2026 araçlarını geliştirmeye başlayacak. Yani bu sezon harcayabilecekleri her senti 2024 araçlarına harcayacaktır takımlar. Bu anlamda bu sezon getirecek olan güncellemelerin geçen senelere oranla çok daha büyük boyutlu olacağını düşünüyorum ki zaten Imola'da biz bunu göreceğiz. Yani her takım bence görünüş olarak Imola'da değişmeye başlayacak. Eğer McLaren doğru bir yoldaysa ki Stella'ya göre doğru bir yoldalar. Yavaş yavaş her güncelleme paketinde bu zayıf yönlerini biraz daha güçlü hale getirmeye başlayacak. Bu da takımın sezonun ikinci yarısında zayıf olması beklenen bazı pistlerde sürpriz performanslar yapmasına yardımcı olabilir. Ama ben Imola'daki güncellemelerle geçen seneki gibi inanılmaz bir zıplama olmasını beklemiyorum. Bence Red Bull'a biraz daha yaklaşacaklar ama Ferrari geçebileceklerini en azından Imola'daki güncellemelerle beklemiyorum. Bu arada Ferrari geçmek demek Imola'da onların gerisinde kalacakları anlamına gelmiyor. Çünkü Imola pisti düzlüğünün de az olması sebebiyle şu anki McLaren'e de çok uyuyor. Yani Miami'de getirilecek güncellemelerle beraber McLaren Imola'da Ferrari geçerse şaşırmayacağım. Ama ben tabii burada 4-5 yarışlık bir periyot üzerine konuşuyorum. Tek yarış özelinde değil. Yani Imola'da McLaren geçmesi demek Ferrari geçler anlamına gelmeyecek. Belki biz Imola hafta sonunda bu tarz yorumlar da göreceğiz. McLaren'in Ferrari geçmesi gereken pistler Ferrari'nin de sevdiği tarzdaki pistler. Eğer orada geçebilirlerse evet bu güncellemeler işe yaradı diyeceğiz. O yüzden ben en azından Imola güncellemelerinin ki McLaren için Miami olacak ama Ferrari Imola'ya getireceği için diyorum. Bir anda McLaren'e inanılmaz bir seviye atlatacağını şu an için düşünmüyorum. Ama takım hem 2022'de hem de 2023'te sezon içerisinde aracını en çok geliştiren takım olmayı başarmıştı. O yüzden McLaren'in sezon ilerledikçe ön tarafa daha fazla yaklaşması beni şaşırtmayacak. Evet, bugün sizlerle beraber McLaren'in zayıf yönlerini ve bu sezonki gelişimi üzerine bir değerlendirme yapmak istedim. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.